Assalamu alaykum ezili izleyiciler. Sultan Toğrul Bey barada videomuzun ikinci bölümünü sizin diqqatinizi hödürleyäris. Söwüşden soňra Çağrı Bey merde galýar. Musa'nın sıratı eýelimi üçin ýola çykýar. Toğrul Bey bolsa Nişapura taraf hereket edýär. Ol Hicri 433-nji ýylda, miladi 1041-1042-nji ýyllarda Jurjany zawt edip alýar we bu şäheri dolandyrmaklygy Deylem şahzadalarının biri Merdaviç bin Bisuva ananyar. Merdaviç bunun karşılığını Toğrul Bey'e her yıl 50 min altını veriyar. Merdaviç Teveristan'ı da eyelep Toğrul Bey'in adına hutbok ediyar. Toğrul Bey 434. miladi 1042-1043. Yıllarda Xorezm'e eyeler. Şehre hükümdarlık ediyen Selçukların köne düşmanı Emir Şah Melik Toğrul Bey'in koşunlarından yenilip Dehistan'a kaçtı da Toğrul Bey'in emri bilen ele salınıp öldürülüyor. Ol sol yıl İbrahim Yinal'ı Rey şehrine iyi veriyor. İbrahim Yinal bu şehri avadanlaştırıp teze binalar kurduruyor ve paytak şehir edip tayinlayar. Arsanyabgo bağlı oğuzlar hem bu sevitlerde yaşayardılar. Olara Göktaş, Boga, Mansur ve anası oğlu diyen beyler başkanlık ediyordular. Toğrul Bey olara ilçi iyi verip kulluğuna girmeklerini teklif etse de oğuzlar bunu kabul etmen El Cedir'e göç ediyorlar. Bu kavimlerin has son yıllarda Azerbaycan'a göçüp gelip Toğrul Bey'e tabin olan bolmaklar ihtimal. 437. miladi 1045-1046. Yıllarda İbrahim Yinal Toğrul Bey'in emri bilen Hemedani, Dineviri ve başka da bir neçe yerlere eleyar. Nasır-ı Hüsrev eserine onun şol yıl İspahan'a yürüyüş edendiğini yazıyor. İbnül Yesir olsa bunu 438. Miladi 1046-1047 yıllarda bolan vakaların arasında beyan ediyor ve Toğrul Bey'in İspahan'a girmendiğini, emma şehrin hakimi Feramuz bin Aluettevlen'in salgıt vermek ve futbolarda adını okutmak bilen Selçuk hükümdarının tavinliğine girendiğini yazıyor. Musa Anan Çiyavu'nun oğlu Hasan Bey 439. miladi 1047 yılda Aras Deryasının kenarındaki Beji'nin tövrüğünü Vizansiyalılar tarafından tuzağa düşürülüp öldürülüyor. Toğrul Bey bu vakadan sonra İbrahim Yinal ulu koşunu ile bu topraklara yolluyor. İbrahim Yinal'ın yanına Arslanyabu'nun oğlu Kutalmış hem vardı. Selçuk koşunları Erzurum eylemlerinden sonra Pasin cülgesinde Vizansiyanın koşunlarını ağır yenilişe sedevar ediyorlar. Bu savaşta Selçuklar münglep yesir, ummansız olcal yarlar. Toğrul Bey Vizansiya İmparatorunun xahişi bilen Gürzin Şahzadasını hiç hili fidye yani yesir tölüğü alman azad ediyor ve ilçisi bilen İstanbul'a yolluyor. Toğrul Bey'in ilçisi İmparatordan İstanbul'daki meccidi avatlamağı, ol yerde Toğrul Bey'in adını hutma okutmağı ve salgıt vermeği talep ediyor. İmparator da ilçiyi al ediyor, meccidi avatlap içini daşını onarıyor. Hatta meccidin mehrabına Toğrul Bey'in nişanı olan okyay belgisini de koyduruyor. Emma salgıt vermekten boyun tovlayar. 441. miladi 1049. yılda İbrahim Yinal Gozgolan turdiyar. Bolon sevoşta Toğrul Bey onun koşununu dervi dağını diyar. İbrahim Yinal kaçıp bir gala özün at diyar. Emma Toğrul Bey onu bağışlayar ve önkü derecesini kaytarıp veriyar. Sol yıl Amit, Meyyafarikin, Erzen ve Bitli sevütlerinin hakimi olan Mervanilerin hükümdarı Nasrüddevle Toğrul Bey'in talabı ile meçitlerde hutbanı onun adına kutluyor. Toğrul Bey 440. yılın ilkinci ayına, yani miladi 1050. yılın iyun ayına müvekillerin kolasındaki İspahan şehrini kavayar. Bir yıllap devam eden kavavdan sonra şehre giriyor. Ol bir sellem İspahan'ı paytaxt ediniyor. Emma sonra yine de paytaxtı Rey şehrine geçiriyor. Toğrul Bey 446. yılda miladi 1054. yılda Tövris'e yürüyüş ediyor. Azerbaycan'ın hükümdarı Ebu Mansur Veksu'dan hutbanı onun adına okutuyor. Toğrul Bey Van Köylü'nün yakasındaki Bargirini eyleninden sonra Malazgirt'i kavayar. Emma Ören Berk Koroğlu, kalın divarlı bu alanı almak ona başartmayar. Kışın gelmek bilen Toğrul Bey kavabı bes edip Azerbaycan'a dolanıyor. Gence'nin tövrüğüne gelenine Şeddadiler ona etaat edip boyun sinyarlar. Toğrul Bey bu yerde Ermenilerin üstüne edilen görüşlere koşuluyor. Toğrul Bey 447. miladi 1055. yılda Halif Kayın Bemrilnenin çakılığı bilen ulu koşuna baş olup Bağdat'a giriyor.
Bundan bir rahat bolan Büveykilerin kulluğundaki Türki eskerler ve onların Türki asıllı serkerdesi Aslan Elbesasiri bulagaylık dörütyar. Bu sebeple Toğrul Bey Büveyki hükümdarı El-Melikur Rahim'i tüsüq ettiriyar ve Büveykilerin Irak'taki hakimiyetini sindiriyar. O Bağdat'ta 13 ay 13 gün oluyar. Toğrul Bey bu yerde olan vaktinin devamında Dicle, yani Tigr deryasının boyunda bir meçit, bazar, özü için bir köşk, beyler için öyler, eskerler için harbi ölümleri, yatakhanalar vurduruyar. Tarihi çeşmelerde Toğrul Bey'in bu yerde şehir, Medine-i Toğrul Bey saldıranlığı hakkında malumatlar veriliyar. Ama bu yer ondan sonra gelen sultanların devrinde salınan binaların üstüne koşulmağı olan şehir görünüşüne gelen olmak mümkün. Toğrul Bey 448. yılın Şevval ayında Kutalmış'ı rahbe kaçan Arslan Elbesasiri'nin üstüne yollayar. Sincar'ın tövürüğünde olan savaşta Kutalmış yenilişe sezevar oluyar. Onun yanındaki Musul'un emiri Kureyş bin Bedran savaştan sonra Arslan Elbesasiri'ye koşuluyor. Bu ikisi Musul'da hutbani Fatimi Halifi Müstensir Billah'ın adını okuyor. Bu haber alan Toğrul Bey Bağdat'tan yürüyüşe çıkıyor. Ona yolla Çağrı Bey'in oğlu Alpfingur Yakuti hem koşuluyor. Ol Musul'u eyalap, İbrahim İnali hakim edip belleyar. Ol izine dolanıp Bağdat'ın yakınına gelenine, Halif'in iyi veren vekili Reis-ül Rüesa İbnül Müslim'e ve köp sanlı emirler tarafından karşılanıyor. Bir neşe günden sonra Toğrul Bey sol vakta çenini görülmedik şanlı davara velen Halif Kayın bir emrinlerin huzuruna kabul ediliyor. Ol sol güne çenini entek Halif bilen görüşmenli. Halif 7 arşın yani 0,171 metre barabar uzunluk ölçüğü büyüklükteki tahtın üstüne oturdu. Elinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın hırkası yani yapıncası, elinde altın hasa vardı. Toğrul Bey hem büyük tahtın üstüne oturdular. Halif Toğrul Bey'e güveniyandığını, Allah'ın özüne bahşeden yurtlarının, ülkelerinin hakimiyetini ona inanıyandığını aydıp, bu ülkeleri adaletli dolandırmayı nisihat ediyor. Öz gezegini Toğrul Bey hem Halif'in bu emirlerini berca etmekte, Allah'ın yardımına bil bağlayandığını beyan ediyor. Sonra Toğrul Bey'e 7 iklimin hükümdarlığının nişan hükmünü 7 sahne kara renkli hilat, yani bezelen kımmat bakalı livas giydiriliyor. Başına da kımmat bakalı daşırla bezelen taç giydiriliyor. Halif Kayın bir emrillah Toğrul Bey'i Gündoğur'un hem de Gunvatar'ın hükümdarı deyip ilan ediyor ve onun biline hut öz eli bilen kılıç kuşayar. Toğrul Bey hem halife 50 bin altın, kımmat bakalı matalar, livaslar, yarağlar hem de tohumatlar soğut veriyor.